Thank you. Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemine vurgu yapmak istediğinde pek çok e, araştırmacı, tarihçi hep şuna vurgu yapar. 1683'ten beri devam eden çekilmenin son bulduğu yer. Yani artık Sakarya Meydan Muharebesi'nden, yani Sakarya Zaferi'nden sonra bir daha toprak kaybedilmedi ki bu doğrudur. Ama bunun dışında asıl önemli olan şey şudur. Sakarya Meydan Muharebesi İngilizlerin başta olmak üzere işgal güçlerinin planlama aşamasında Yunanlar yok, Yunanlar daha çok Taşeron işgali planlayanların ve Anadolu'da bir kendilerine gelecek hayal edenlerin hepsinin hayallerinin sona erdiği nokta burasıdır. Çünkü artık buradan sonra inisiyatif Türk tarafına geçer, bize geçer. Bu ana kadar planlayan onlardır hep savunan, müdafaa eden, onların planlarını bozmaya çalışan bizizdir. Ama bu dakikadan sonra yani 13 Eylül'den itibaren artık onlar bizimle plan yaptığımıza kafa yormak zorunda kalırlar. Bu neden önemli? Bu sadece askeri süreçleri değil. Hani sadece aklınıza Sakarya'dan sonra işte büyük taarruzun önü açıldı. Bu gelmesin elbette bu oldu ama onun dışında masa başında verilen diplomatik savaşın da rahatlamasını ve bütün kozların neredeyse bizim elimize geçmesine sebep olmuştur. Yani o açıdan Sakarya Meydan Muharebesi milli mücadelenin en önemli kırılma noktasıdır askeri açıdan. Bir diğer önem de şudur biliyorsunuz tarihi kazananlar yazar. Kim kazanmışsa onun yazdığı tarih okunur. Burada savaşı biz kazandık. Sakarya Meydan Muharebesi'ni biz kazandık ve biz kazandığımız için şu anda Çanakkale Destanını İngilizlerin yazdığı şekilde okumuyoruz. Yani Sakarya aynı zamanda Türk'ün kendisinden önceki bütün destanlarını da anlamlı kılmıştır, geçerli kılmıştır. Yoksa dediğim gibi öbür türlü Kut Zaferini, Bakü Zaferini, Çanakkale Destanını bunların hepsini İngilizler yazardı, biz de okuyoruz. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesini münferit e, yani gökten zemin bildirilmiş gibi tek bir süreç olarak düşünmemek lazım. Tek bir olay değildir. Aslında sebep sonuç ilişkileri açısından 1919 19 Mayısına kadar uzanan bir e, sürecin adım 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 üst üste eklenmesiyle gelinen bir noktadır Sakarya. Şöyle ki Mustafa Kemal Paşa'nın attığı adımlardan şunu anlıyoruz. Bu düzenli ordu muharebelerine kadarki süre içerisinde. Öncelikli olarak bu ıı, hareketi, direniş hareketini Münferit, Kuvayi Milliye, müfrezelerinin vurkaç hareketlerinin ötesinde ayakları yere sağlam basan siyasi temelleri olan ve bütün millete mal olmuş bir hareket olmasına çok büyük özen gösteriyor. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi bunların hepsi bunun sonucudur. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması da o şekilde. Bu ne demek biliyor musunuz? 1934 yılında ta Ludendorff'un ortaya koyduğu doktrine ettiği topyekün harptir aslında bu. Yani yetenekli, dahi, bütün milletin inandığı, bel bağladığı ve sözü tartışılmadan uygulanacak bir başkomutan olacak. Aynı şekilde bütün millet topyekün bu harbe iştirak edecek. Cephede olmasa bile cephe gerisinde herkes muharebeyi yaşayacak bütün olanaklar seferber edilecek. Bakın adım adım kona kona hep üzerine gelmiştir. 1919 hatta 20'nin ortalarına sonuna kadar daha çok hem batıda hem güneyde Fransızlara karşı hem batıda Yunanlara karşı kuvayi milliye direnişleri şeklinde halkın moralini yüksek tutmak ama bir yandan da düşmanı rahatsız etmek ona rahat vermemek üzerine kurulu bir savunma stratejimiz var. Düzenli ordu o ana kadar yok ama bir yandan düzenli ordu hazırlanıyor bir yandan siyasi temeller atılıyor tekim 1921 başında 1. İnönü ile başlayan Yunan İleri Harekatı, 1921 İleri Harekatı zincir gibi birbirine bağlıdır. 1. İnönü de aslında bir deneme taarruzu gerçekleştirir Papulas. Karşısında yeni kurulmuş olan düzenli ordunun gücünü ölçmek ister. Boyunun ölçüsünü alır. Yani çok ciddi anlamda bir korku yaşar. Ve hemen akabinde 2. İnönü Muharebesi özellikle Londra'da ee, o dönemki Yunan başbakanı başbakan vekili Pulos'a doğrudan Lot George'un verdiği talimatla gerçekleştirilir. Yani Türklere ne olursa olsun sevri kabul ettirmek için derhal bir taarruz harekatına başlayın, düzenli orduya olduğu kadar zarar verin. İkinci İnönü de bunun için gerçekleştirilir ama ikinci İnönü'nün sonunda da Yunanlar çok büyük hayal kırıklığı yaşayarak başlangıç noktalarına geri çekilmek zorunda kalırlar. Şimdi burada Trikopis hatıratında çok ilginç bir şeye değinir. Daha doğrusu Trikopis değil, bütün bu Sakarya'nın Kütahya Eskişehir'in planlayıcısı olan Yunan Küçük Asya Ordusunun harekat şube müdürü, genel Kur kurmay yani general popülasyon kurmay ikinci başkanı Saryanis der ki birinci inönü son derece gereksiz bir harekattı. Karşımızdaki düzenli ordunun Türk ordusunun gücünü teslim etmemize hiç gerek yoktu. Ama elde edilen sonuç. Sonunda geldiğimiz nokta milletin o orduya güvenmesini ve orduya katılımın hızlanmasını sağlamıştır. Karşımızdaki Türk ordusunun olması gerekenden daha hızlı büyümesine neden olmuştur der. Şimdi 2. İnönü'de de biz bu şekilde bir başarı elde edince tabi Yunanlar artık ne Lloyd George'un verdiği talimat ne başka bir şey tamamen kendi Anadolu'daki geleceklerini hatta onun sirayet edeceği Yunanistan'daki geleceklerini kurtarabilmek kaygısıyla bütün güçleriyle saldırmaktan başka bir çarelerin olmadığını fark ettiler. Ve çok kapsamlı, gerçekten bakıldığında sofistiki anlaması da zor, çok geniş bir cephe hattı boyunca Kütahya Eskişehir Harekatı'na giriştiler Temmuz başında. Burada amaç şuydu, tanımlanmış olan amaç. Türk ordusunu kamilen yani tamamını yok etmek siyasi dayanağını ortadan kaldırmak ki bu da nedir? Büyük Millet Meclisi ve çok uzun süre kendisine gelemeyeceği yeni bir direniş harekatına giremeyeceği şekilde lojistik unsurlarını ortadan kaldırmak. Ve bu amaçla 410 top eşliğinde 11-12 tümenle toplam taarruza kalkarlar. Çok geniş bir cephe hattı boyunca. Günler süren muharebeler sonunda koşullar da şartlar da onlardan yanadır. Neden? Ee, mesela çok basit bir detay gibi gelebilir ama aslında çok önemlidir. Kütahya Eskişehir nispeten Ankara'ya göre e, payitahta yakın. Dolayısıyla Kütahya Afyon Şosesi dediğimiz, Bursa Kütahya Şosesi dediğimiz e, kamyonların gidip gelebileceği yollar var ve Yunanların elinde 840 kamyon var. Askerleri yormadan rahatlıkla oradan oraya intikal ettirebiliyorlar. Cephane sevkiyatı, e, gıda, yiyecek takviyesi bunlar çok daha rahat gerçekleşiyor. Bunlar tam tersini bizde olmayan unsurlar. Harita bile yok ordunun subaylarının elinde. Esir aldıkları Yunan subayların cebindeki haritaları karıştırıp bulmaya çalışıyorlar. O kadar vahim durumdayız. Fakat Kütahya Eskişehir'de buna rağmen yine de iyi direnmesine rağmen önce Kütahya önünde cephemiz yarılıyor. Eskişehir Seyit Gazi hattına çekilmemiz gerekiyor. Daha sonra burada tutunmak mümkün olmayınca 22 Temmuz 1921 tarihinde İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın e, Meclis Reisinin tavsiyesi doğrultusunda ordunun geri kalanını, çünkü ordunun neredeyse yarıya yakını elden çıkmış durumda muharebelerde, e, geri kalanını Sakarya'nın doğusuna çekmeye başlıyor. Şimdi burada her şeyin tersine döndüğünü görüyoruz. Çünkü orada ne kadar şartlar Kütahya, Eskişehir muharebeleri sırasında Yunanların lehine ise, Bozkır bize kucağını açıyor. Yani burada e, hep söylenen bir şey vardır. E, coğrafya askerin en önemli kuvvet çarpanlarından biridir. E, muharebelerde çok önemli bir kuvvet çarpanıdır. Burada Sakarya Meydan Muharebesi sahasında yani Haymana'da, Sonkale'de ve Polatlı'da muharebelerin sonuna doğru şunu görüyoruz. Coğrafya burada kuvvet çarpanının çok çok daha ötesinde. Coğrafya burada tıpkı Clausewitz'in dediği gibi dahi bir komutanın en önemli müttefiki olduğunu görüyoruz. Burada artık yoktan kendimize avantajlar sağlamaya başlıyoruz. Nedir? En başta Bozkır'ın kendi avantajları. Demin söylediğim Kütahya Eskişehir payitahta yakın olduğu için yollar vardı. Kamyonlarla çok kolay nakil yapabiliyorlardı. Ama burada Bozkır'ın ortasında Haymana hele ki Ankara daha o zaman küçük bir kasabayken bu bölgede en ufak bir yol yok. İşte burada Yunanların çok güvendikleri o ikmal sistemi tamamen batağa, çamura ve toza toprağa batıyor. Benim çok vurgu yaptığım bir şeydir. Yoksulluk bizim Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki en önemli müttefikimizdi. Yani zaferi kazanmamızda çok büyük faydası vardır. Yani bu Anadolu'nun yoksulluğu, ihmal edilmişliği Yunanlılara çok büyük pahalıya mal oldu. Kütahya'da büyük ihtimalle karşılaştıkları gibi işte şose yollar, ikmal yapabilecekleri ya da en azından kolay yaralanabilecekleri lojistik unsurlar bekliyorlardı. Ama yani sene 2021 hala gördüğünüz manzara budur. Napolyon'un çok önemli bir sözü vardır. Herkes bilir para para para. Ama askeri tarih çalışanlar açısından çok önemli bir sözü daha vardır. Ordular midelerinin üzerinde yürür. Şimdi askerini, ordunu doyuramazsan eğer savaştıramazsın. Şimdi biz burada zaten alışık olduğumuz bir yoksulluğun içindeydik. Daha farklı bir şey yaşamıyorduk. <laughs> Şaşıranlar Yunanlardı yaşamadıkları şey. Yani bizim burada aslında e, Mustafa Kemal Paşa'nın dahi yani yaklaşımlarından bir tanesi. E, karşındaki düşman senin iki katın. E, kurşun ata ata bitmeyecek belli. E ne yaptı? Düşmanı şu bozkırın ortasında aç, susuz, sefil, Cephanesiz bıraktı. Yani dövüşemez hale getirdi. Ee, bizim zaten burada amacımız Yunan'ı yok etmek değil. Yani öyle bir gücün yok. Onun yarısı kadar bir mevcuda sahipsin. Hem savaş donanımı açısından hem asker mevcudu açısından. Kaldı ki hakikaten e, millet o kadar zor durumda ki. Yani millet zaten fakir. Elinde avucunda o fakirliğe rağmen ne varsa tekalifi milliye ile zaten vermiş orduya. Ki bir an evvel bağımsızlık gelsin düşman bu topraklardan gitsin. İnsanların istediği bir an evvel normal, eski hayatına en azından dönebilmek. Daha fazla bir şey istemiyorlar. İşte bu şartlar altında biz olabildiğince beslenme noktalarımıza, ikmal noktalarımıza yaklaşırken geri çekilerek dövüştüğümüz için Yunanlar tam tersine bozkırın içerisine daha fazla geliyorlar. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın dehası burada. Yani bizim yüzyıllardır yaşadığımız sefalete Yunanları da ortak ediyor ama onlar buna hazır değil, alışık. Şimdi birkaç şey var. Yani sadece bir tek şeye bağlamak yanlış olur. Bu sahte ricat taktiğini uygulamak elbette bunlardan bir tanesi. Neden? Çünkü dediğim gibi kor akor bir mevzi muharebesi yapma şansımız yok. Güç dengeleri buna el vermiyor. Yani sırf hava üstünlüğünden bahsedelim. 18 tane onların uçağı var. Bizim dönüşümlü uçabilen 2 tane uçağımız var. Hatta ikisinin bile uçamadığı çok gün var. Yani hiçbir şekilde hava keşfi yapamıyorsun ki adamların nereye yöneldiğini, ne yapmaya çalıştığını anlayabilesin. Şimdi bu şartlar altında e, olağan dışı bir şeyler yapmak zorundasın, yeni bir şeyler katmak zorundasın. İşte bunların başında bu sahte ricat. Hani e, Orta Asya'dan beri getirdiğimiz askeri kültürümüzde var olana hilal taktiğini farklı bir şekilde yorumluyor Mustafa Kemal Paşa. Merkez gücünü çekip bir kuşatma yapmak yerine kanadı giderek güneyden doğuya doğru kaydırarak ikmal merkezine kendi cephesini yaklaştırıyor. Yayı kendi tarafına çevirerek cepheyi daraltıyor. Cepheyi daraltmak neden çok önemli? Yunanların tam tersine yapmaya çalıştığı şey asker sayılarına güvendikleri için cephe hattını olabildiğince güneye doğru uzatmak. Ne kadar uzatırlarsa biz arkadaki ihtiyatları o kadar oraya kapatmaya göndermek zorundayız. E ne oluyor? Cephe derinliğimiz bizim dayanımımız düşüyor o zaman. Yunanların da en güvendiği şey bu. Biz de o zaman derinliğinin en azaldığı yerden yarar gireriz diye düşünüyorlar. İşte Mustafa Kemal Paşa onları çekilerek çünkü onların yapmaya çalıştığı şey bu orduyu imha etmek. Güneyden kuşatma için gelen kol orduyu sürekli üzerine çekiyor. Sürekli Ankara'ya yaklaştırıyor ama asla o duvarı Türk duvarını geçmesine izin vermiyor. E bu olurken ne yapıyor? En baştaki 50 kilometrelik ikmal hattı bir anda önce 70 sonra 80 sonra 90 kilometreye çıkıyor Yunanların. Bir kere bu derinlik onların da artık kontrol edebileceği bir derinlik değil. Burada ikinci olay devreye giriyor. Ne yapıyor? O zamana kadar normalde süvarileri ya doğrudan muharebenin içine dahil ediliyor ya da kanatlarda cephe hattının kanatlarını korumakla görevlendiriyor. Mesela Yunanlar da bu şekilde kullanıyorlar. Mustafa Kemal Paşa 4,5 süvari tümeninden üçünü kanatları korumakla görevlendiriyor. Muharebeye sokmuyor. Ama bir buçuk tümeni yani bir süvari tümenini, 14. süvari tümeni ve 4. süvari Tugay'ını bunları eski Osmanlı akıncıları gibi kullanıyor. İşte bu açılan 90 kilometreyi bulan neredeyse Yunan 2. kol ordusunun ikmal hattının arasına sokuyor bunları ve sürekli lojistik noktalarını yani ekmek fırınlarına varana kadar bunları bastırıp bunları yok edip imha edip 2. kol ordudan başlayarak Yunan ordusunu işte az önce söylediğim gibi Bozkır'ın ortasında aç Susuz, sersefil ve perişan bırakıyor. Cephane desteği, mühimmat desteği tamamen neredeyse kesiliyor. E şartlar böyle olunca artık dövüşemez hale geliyor. Aynı şey e, Yunan 1. Kolordusu için de geçerli. Yani şu anda hemen bulunduğumuz arkamda gördüğünüz türbe tepe, bizim karşımız Mangaldağ ve şu aradaki kesim Demirözü Vadisi. Yunanların stratejisi aynı anda bir kolorduyla ile Mangaldağ'ın doğusundan kuşatma, cephe arkasına sarkma bir kol orduyla da bu Demirözü Vadisi'nden yarma üzerine kuruluydu. Önce onu saf dışı sonra da bunu aç susuz bırakarak Mustafa Kemal Paşa Yunanların ana stratejisini bir kere burada çökertti. Normalde kolay kolay kimsenin aklına gelmeyecek bazı uygulamalar yaptı. Yunanların aslında taarruzda kullandıkları dokuz tümen var doğru. Fakat kuzey kanattan 11. güney kanattan da Afyon'dan da 4. tümen Muharebeler başladıktan sonra kanatlara yaklaşarak Yunanlıların taarruz tertibatında kanat emniyetini sağlamakla görevliydi. Gerekli takdirde oradan ihtiyat kullanılacaktı. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın muharebelere hiç dahil etmediği, cephenin uzağında Afyon'a yakın kesimlerde tuttuğu bir 6. Tümen, bir de Mürettep Tümen vardır. Bu iki tümen de aslında bir araya getirilmiş milis güçlerdir. Mürettep denmesinin sebebi tertip edilmiş. Yani hem piyade var içinde, hem süvari var. Karma karışık bir yapı. Aslına bakarsanız mevcudu 2500-3000 kişiyi bulan e, bir başında düzenli ordu komutanı olan sek ve idare edilen bir milis kuvvet olarak düşünün bunu. Bunları cepheye doğrudan getirmiyor Mustafa Kemal Paşa. Niye orada tutuyor? Hatta en başta tepki de görüyor. E, yani bir tabura dahi ihtiyacımız varken bu iki tümen niye orada? Toplam 5000 asker. Bunun cevabı aslında ayrıntıda gizli. Bu iki tümen özellikle güneyde Trikopis'in dördüncü tümenine öyle bir bela oluyorlar ki o Güney Kanada yaklaşması kuşatma yapan Prens Andreas'ın kol ordusunu koruması gereken dördüncü tümen Afyon'dan mıhlanıyor çıkamıyor bile. Aynı şekilde kuzeydeki 11. tümeni de Bilecik İznik bölgesindeki İnegöl bölgesindeki bizim milis kuvvetlerimiz İpsiz Recep gibi parti pehlivan gibi milis kuvvetler fazlasıyla oyaladığı için onlar da ancak bir alay getirebiliyorlar Kuzey Kanada. Onun da hiçbir fonksiyonu olmuyor. İşte <laughs> baktığınız zaman belki iki tümeni 5 bin kişiyi cepheden uzak tuttu Mustafa Kemal Paşa. Ama bu 5 bin kişiyi kullanarak 20 bin Yunan askerini de uzakta tuttu. Bizim için burada 5 bin askerin olmaması belki çok şey fark etmedi. Ama emin olun Yunanlıların 20 bin eksik askeri burada çok şey fark ettirdi. Yani buna benzer pek çok şeyi ekleyebilirsiniz. Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük taarruz öncesinde o askeri deha e, ipuçlarını verdiği ön sözünü yazdığı yer Sakarlık'tır. Şimdi ilk başlangıçta tabi Venizelos'un hayalperestliği çok büyük etken bunda. Yani Megali İdea'nın peşine düşerek ta 1. Dünya Savaşı sırasında yani olayın Anadolu işgalinin başlangıcı da Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı. Ee, o dönemde 1915'e kadar aslında Venizelos'la e, Kral Konstantin arasında Birinci Dünya Savaşı çıkana kadar muazzam bir uyum var. Yunan halkı en mutlu günlerini yaşıyor o dönemde. Her şey nasıl başlıyor? Alman yanlısı Kral Konstantin ve İngilizlere daha meyyal Venizelos. Birinci Dünya Savaşı'nda iki ayrı kutbun Taraftarları olarak bu sefer karşı karşıya gelmek zorunda kalıyorlar. Ve Venizelos İngilizlerin talebiyle Birinci Dünya Savaşı'na girmek istedikçe Konstantin ayak diriyor. Alman yanlısı Konstantin. Aile tarafından da aile bağları olduğu için Almanlarla. Ve Konstantin'in dediği oluyor. Birinci Dünya Savaşı'na Yunanistan ilk başta girmiyor, giremiyor. Venizelos'un istediği olmuyor. Ama sonra Venizelos bir oldu bittiyle sözde, Sırplar üzerine yapılacak harekatta İngilizler ve Fransızlara e, lojistik destek vermek maksadıyla, yani sınırlarından geçmesine izin vermek maksadıyla e, Selaniye itilaf güçlerinin girmesine izin veriliyor. Bu çok tarihi bir hata alıyor Kral Konstantin için. O çıkan ordu bir darbe yaparak Venizelos'u iktidara getiriyor ve Kral Konstantini ülkeden sürgüne gönderiyorlar. İşte o dakikadan sonra Venizelos e, tek muktedir. Yunanistan'da dediği kanun ve çok büyük bir kaotik süreç başlıyor Yunanistan'da. E Tabii kaos beraberinde çok büyük ekonomik problemleri de getiriyor. İşte İstiklal Savaşı'nın başlangıcı yani 15 Mayıs'ta Yunanların İzmir'e çıktığı tarihte Yunan ekonomisi hakikaten çok kötü durumda ve bel bağladıkları şey Anadolu'daki İzmir'deki ticaret özellikle iştahlarını kabartıyor sanıyorlar ki Anadolu'da üretilme üretilen malzeme gelmeden de İzmir'deki ticaret onları çekip çevirebilir. E böyle bir şey yok. Anadolu'nun içine girmek zorunda kalıyorlar. E girdikçe daha büyük batağa saplanıyorlar ki bakın bu çok önemli. 1915 yılında bu Venizelos'la Konstantin'in girelim girmeyelim tartışması sırasında daha General Metaxas'ın bir mektubu var. Daha doğrusu bir haftada yazdığı iki uyarı mektubu var Venizelos'a. Diyor ki eğer İzmir'e çünkü ona vaat edilen o. Birinci Dünya Savaşı'na girerse itilaf güçleri ona ödül olarak İzmir verecekler. Eğer böyle bir maceraya girersen diyor, İzmir'e girersen, adım atarsan diyor, çok büyük bir bataklığa saplanırsın. Çünkü İzmir'de kalman gere yetmeyecek, ilerlemen gerekecek. İlerledikçe düşman bir milletin arasında kalacaksın. Anadolu'nun içine doğru yürümek zorunda kalacaksın. Her attığın adımda etrafında daha fazla düşman olacak. Silahlı olmasalar da milis olsalar bile onlar düşman ve karşındaki millet dövüşken bir millettir. Savaşçı bir millettir. Ve oradan nasıl kaçtığını şaşıracaksın diyor. Birebir aslında Yunan ordusunun 1922'ye kadar yaşadığı her şeyi o mektuplarda metaksas özetler. Öngörülü bir komutandır. E bunu yaşıyorlar yani gelme sebepleri bu. Fakat bir yerden sonra Ankara'ya gelme motivasyonları nedir diye sorarsanız elbette artık olay o aşamayı geçmiş. Bir yerden sonra o kadar fakir durumdalar ki İngilizlerden ya da Fransızlardan gelecek maddi yardımdan başka onları kurtaracak bir şey yok. İngilizler ne söylerse yapmak zorundalar. Artık tamamen bir maşa haline gelmişler. Yardım alan emir alır. Yardım aldıkları için İkinci İnönü Muharebesi öncesinde Londra'da Lloyd George bunlara emir veriyor. Taarruz edin diyor. Resmen emir oradan geliyor. Bunlar kayıtlıdır. Hatta yanılmıyorsam 12 Mart tarihinde yapılan görüşmede söylüyor bunu. İkinci İnönü de bu şekilde. Ama artık ondan sonra hakikaten ee, saldırıp bu sorunu çözüp bir an evvel bitirmekten başka şansları kalmıyor. Kütahya Eskişehir'de e bu şekilde saldırıyorlar. E, Kütahya'da Türk ordusunu yok edemedi. Ancak yarısını yok etti. Geri kalan yarısı kurtuldu Sakarya doğusuna çekildi ve tekrar hazırlığa başladı. İşte orası Yunanların en büyük açmazı. Yani bunun altını çizmek lazım. Meşhur kralın da bizzat katıldığı Kütahya'da savaş konseyi toplanır. Orada başbakan, savaş bakanı Teotokis, Gunaris, bütün kurmaylar bir araya gelirler ve masaya yatırırlar. Ankara'ya yürüyelim mi, devam edelim mi, etmeyelim mi? Çünkü açmaz şudur. Onlar da farkında ilerlerlerse bütün İkmalüslerinden, Bursa'dan, Uşak'tan uzaklaşacaklar. Tren yolundan uzaklaşacaklar. Bir sürü sıkıntı bekliyor onları. Ama gelmezlerse de Türk ordusu kısa sürede tekrar ayağa kalkacak. Tekrar askeri alımlarla mevcudunu artıracak. Rusya'dan zaten yardım geliyor. Ve tekrar karşılarına dikilecek. Yani buraya gelmek onlar için kaçınılmazdı. Olmazsa olmazdı. Mecbur geldiler. Çok isteyerek gelmediler. Amaç Ankara'yı işgal etmek değildi. Amaç Türk ordusunu ve meclisi ortadan kaldırmaktı. Şimdi şu anda bulunduğumuz yer aslında her şeyin başladığı yer. Yani melhame Kübra'nın başladığı yer burası. 23 Ağustos sabahı Yunanların ilk taarruz ettiği Mangal Dağı'nın eteğindeyiz. Hemen kuzeybatı eteğindeyiz. Şu karşıda gördüğümüz uzaktaki tepenin üstündeki köy büyük konak görmez. Bir de küçük konak görmez vardır. O şu anda buradan görünmüyor. Bu tepenin arkasından Yunanlılar şu vadiler boyunca geliyorlar. Öğlen saat 11'e doğru. Ve Demirözü Vadisi'ni görüyorsunuz. Bakın yeşil eğer ağaçları, söğütleri takip ederseniz o Demirözü Deresi. Ona bağlanan küçük dereler vasıtasıyla kendilerini gizleyerek yaklaşabildikleri kadar yaklaşıyorlar. Geldikleri istikamet bu şekilde. Hemen sağımızda karşıda gördüğümüz Türbetepe. Türbetepe ve Mangal Dağı gördüğünüz gibi Demirözü vadisini kuzeyden ve güneyden kontrol altında tutan iki önemli direnek. Demirözü Vadisi'nden Haymana'ya doğru yaracakları için mecburen önce bu direnekleri almak zorundalar. Neden? Çünkü hakim nokta. Bunlar direkt vadiyi ateş altına alıyor. <laughs> en önemli unsurlar direnekler. Önce direneklere taarruz etmek zorundalar. Önce direnekleri almak zorundalar. Tek başına vadiyi yarmak önemli değil. Ben her zaman şey gibi gelir. Düz satıhtaki Askerler çok daha şanssızmış. Neden? Hani önünde fiziki bir engel yok. Direkt düşman yürüyerek gelecekmiş. Yukarıdakiler daha şanslıymış gibi ama asıl topçu ateşinin toplandığı, asıl e, Yunan'ın o gün hunharca taarruz ettiği yerler aslında tepe direnekleri. E tabi yani direnekler sadece tek başına yeterli değil. Bütün vadiyi mevzilerle kapatmak da gerekiyor. İşte bu direnekleri birbirine bağlayan mevzi hattının üstündeyiz biz. Ama tarım arazileri çoğunu yok ettiği için vadinin içinde kalan son relikt mevzilerden bir kısmı. Hemen sağımda bir tane e, makinalı tüfek koruganı var. Önümde piyade sütreleri var. S tipi, Alman tipi sütreler. Yine arkamda bir makinalı tüfek yuvası var. Bunlar e, ova tahkimatı ya da vadi tahkimatı dediğimiz tahkimattan son kalan parçalar. Ama inanın 23 Ağustos günü saat 11'den sonra can pazarının yaşandığı yer burasıydı. Hemen arkamızdaki mangaldağında Yarbay Kenan Bey'in 5. tümeni Sağında da Sıtkı Bey'in, Sıtkı Ülke'nin 9. tümeni müdafa müdafaa ediyordu. Vadiyi belli bir yere kadar 5, belli bir yerden sonra 9. tümen kontrol ediyordu. Bizim tümenlerimizin mevcudu 4500 maksimum. Bunun yaklaşık 3500-3600 kadarı tüfekli yani doğrudan muharip geri kalanları destek kıtaları ve bağlı, bağlılar dediklerimiz. Yunanların ee, Yunanlarınsa 11.000-12.000 bulan mevcutları var tümenlerin. Bunların da yaklaşık 8000-8500 kadarı tüfek. Yani nereden baksanız e, bazen 3 katına kadar ulaşabilen bir güç dengesizliği var arada. Bu da yetmezmiş gibi e, o gün iklim koşulları da bizim. E, siz bu vatanı ne kadar hak ediyorsunuz gösterin, kanıtlayın bana der gibi. Yani e, Haymana'nın iklimi farklıdır ama Mangal Dağı'nın daha farklıdır. Burada yazın ortasında... Son derece elektrikli ortamlar oluşabilir, şimşekler çakar, yıldırımlar düşer. Bir damla yağmur olmaz. Ama öyle bir fırtına vardır ki gözünüzün içine iğne gibi bütün tozu toprağa doldurur. Mangal Dağı'nda da o gün öyle bir atmosfer var. Yunan ordusu da bunu arkasına alarak taarruza geçiyorlar. Ve ön hat mevzileri dediğimiz bu mevziler ve birazdan göstereceğimiz mevziler çok erken elden çıkmak zorunda kalıyor. Neden? Bizim topçumuz görerek zaten atış yapmıyor. Rasat subayını e, yönlendiriyor topçuları. Rasat subayı rasat noktasından artık düşman hedefini görememeye başlıyor. <laughs> ve normalde yapılmaması gereken bir şey e, rasat subayı piyade mevzinin içine ön hatlara kadar girmek zorunda kalıyor düşmanı görebilmek için. O bile yeterli olmuyor ve bir yerden sonra artık topçumuz ateşi kesmek zorunda kalıyor. Piyade 5. Tümen piyadesi topçu desteğinden yoksun bir şekilde tek başına o fırtına ortamında Yunanlara direnmek zorunda kalıyorlar. Ne zamana kadar? Gece yarısına kadar. Ee, şimdi gidelim o mevzileri görelim. Ee, hangi mevzilerde ne bedeller ödenerek Mangal o ilk günkü can pazarı yaşanmış onları da bir görelim. Şimdi 23 Ağustos günü saat 11 sularında Yunan birinci tümeni, albay o zaman Albay Frangu'nun tümeni e, ilk Sakarya Meydan Muharebesi'nin ilk taarruzunu gerçekleştiriyor. İşte bulunduğumuz mangalda mevzilerine. Mangalda aslında 4-5 tepeden oluşan büyük genişçe bir blok. Tıpkı Çaldağı gibi, daha sonra bahsedeceğimiz Çaldağı gibi. E, ve her tarafı berketilmiş durumda aslında. Ama dediğim gibi çok talihsiz şeyler yaşanıyor o gün. Ee, özellikle fırtınanın etkisiyle artık bizim topçu ateşi kesmek zorunda kalınca piyade, 5. Tümen piyadesi tek başına kalıyor. Ee, kendi imkanlarıyla sadece ee, piyade silahıyla mukavemet göstermeye çalışıyor. Ee, Tabi Yunanlar bu avantajı çok iyi değerlendiriyorlar. Dalga dalga geliyorlar. Hatta bir alayla başlatılan taarruz daha sonra Albay Frangu ikinci alayı da taarruza kaldırıyor. Ve akşam saatlerinde ön mevziler artık düşman eline geçmiş oluyor. <laughs> yani bulunduğumuz tepe'nin eteğindeki mevziler arka kademelere doğru dalga dalga kaymaya başlıyorlar ee, ve hızla anlamsız bir şekilde alaylarının eridiğini görünce e, yarbay Kenan Bey artık daha fazla e, dayanamıyor o fırtına ortamında gece e, gece yarısına yakın bir saatte iletişim imkanı da olmadığı için e, yaklaşık 8. 10 kilometre kadar kuzeydeki Yamak köyüne, Yamak köyündeki ikinci grup karargahına gidiyor ve e, grup bağlı olduğu grup kumandanı Miralay Selahattin Adil Bey'den acil olarak en az bir alayla takviye edilmesi gerektiğini söylüyor. Yoksa diyor ki tümenim kesinlikle sabahı görmeyecek ve düşman eline geçecek daha. İşte o anda e, Selahattin Adil Bey bir karar aşamasında. Yani bir satranç oyunu aslında bu. Ee, tıpkı Kenan Bey'in Selahattin Adil Bey'le iletişiminin olmadığı gibi Selahattin Adil Bey'in de Batı Cephesi Karargahı'yla ya da Başkomutanlık Karargahı'yla bir iletişim yok. Yani tamamen felç olmuş durumda. Ee, arazinin yapısı zaten bu şekilde. Ulaşım da çok kolay değil. Yarbay Kenan Bey bile o gece karanlığında o fırtınada 10 kilometre az sürerek yamağa gidip kendisi yüz yüze söylemek zorunda kalıyor bunları. Selahattin Adil Bey'in açmazı şu. Aynı anda bahsettiğim gibi bir kolordu burayı yarmaya çalışırken 3 tümen yaklaşık 36 bin asker. Aynı şekilde hiç cepheye temas etmeden açıktan sinsi bir şekilde kuşatma için hareket eden Prens Andreas'ın da e, ikinci kolordusu var. O da yine bir 35-36 bin asker. Fakat bu kuşatma harekatının farkındayız. Selahattin Adil Bey de farkında ve o sırada onun birlikleri dışında her iki kolorduyu da karşılayabilecek durumda olan başka bir e, kıtaat yok burada. Arkada Haymana kesiminde İzzettin Bey'in ihtiyattaki iki tümeni var. Ee, onun dışında Batı Cephesi Karargahı'na bağlı 3. Kafkas tümeni var ya da 57. tümen var ama bunların o anda Mangal Dağı'ndaki muharebelere bir faydası yok. Ee, o açmazın içerisinde Selahattin Adil Bey kuşatma harekatını daha tehditkar bulduğu için olsa gerek e, dağın hemen boşaltılmasını bir kademe geride yaprak bayır tarafında tekrar tümenin mevzilenmesini e, bu süre içerisinde e, gerekli tertibatın alınmasını emrediyor. Hatta Yarbay Kenan Bey sorguluyor yani bu doğru bir karar mı? Diyor ki şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok sorumluluğu üstüme alıyorum sen e, alaylarını daha fazla hırpalatmadan çek. Yarbay Kenan Bey yine o gece karanlığında geri dönüyor ve burada emri yerine getiriyor. Yaprak bayırı sırtlarına yani Mangal Dağı'nın bir arkasındaki sırtlara... E, alayları çekiyor daha boşalmış oluyor şimdi bundan sonra farklı anlatımlar var yani bunlardan bir tanesi şudur e, kuvvetle ihtimal benim de e, üzerinde durduğum e, Damar Arıkoğlu Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı sohbette doğrudan Mustafa Kemal Paşa'nın bu şekilde aktardığını söyler. Mustafa Kemal Paşa haber alınca küplere biner tabi Ala Göz Karargahında sadece o değil Fevzi Çakmak da İsmet Paşa da hepsi yani çok büyük bir yıkımdır çünkü görüyorsunuz ne kadar hakim bir tepe çok önemli bir direnek burası bu şekilde teslim edilmiş olması gerçekten askeri açıdan onlar açısından sorgulanması gereken bir durumdur o öfkeyle Mustafa Kemal Paşa bir emir yayınlar bütün birliklerdeki erlere kadar tebliğ edilmek üzere sorumlulardan hesap sorulacağını. Kesinlikle emir almaksızın böyle bir boşaltmanın bir daha hoş görülmeyeceğini e, vurgular bu emirde. Ve der ki derhal oraya bir ihtiyat gönderin. E, derler ki paşam şu anda oraya yetişebilecek durumda bir ihtiyat yok. Yani Bu Damar arı Arıkoğlu'nun aktardığı hatırat. E, o da der ki onun üzerine kim var en yakın? Onlar da derler Topal Osman Ağa'nın milis alayı var 47. alay. Derhal onları gönderin. Aman paşam onların cephanesi onlar berdan tüfeği kullanırlar. O berdan iki tüfeklerin cephanesi mevcut değil. Cephaneleri bittiği zaman süngü takıp dövüşürler der Mustafa Kemal Paşa da. Mustafa, Kemal Paşa'nın bu sözünü üzerine derler. Paşam onların tüfeklerine süngü takılmaz berdan iki tüfeklere. Onların eğri giresun bıçakları vardır. O bıçakları çekerek gerekirse taarruz edip o mevzileri işgal etsinler takviye gelene kadar der. Damar kolu bunu bu şekilde aktarır. E, fakat 47. Alay e, O sırada sabah saatlerinde Normalde yamakta ama büyük ihtimalle Bu hatırat bu şekilde ise gerçekten e, ceridelerde buna ilişkin bir kayıt Net yok e, Gün içerisinde Hızlı bir yürüyüşle buraya kadar Gelip gerçekten siperleri Bu şekilde devralmış olması normal Hatta biraz daha hamasi bir anlatımla Şöyle bir şekilde de aktarılır bu olay e, Yukarıya Emri alan 47. Alay Giresunlu gönüllüler abazıpkalılar. Bütün çantalarını, çıkınlarını burada bırakırlar. Yukarıya doğru koşarak seyirtirler. Henüz Yunanlılar da dağın boşaltıldığından habersiz oldukları için daha yeni dağı işgal etmeye başlamışlardır. O kargaşa içerisinde naralar atarak abazıpkalılar kapkara kıyafetleriyle bir anda dalınca Yunanlılar çok büyük bir şok geçirir. İşte mermiyle, merminin bittiği yerde e, eğri giresun bıçaklarıyla, bıçaklarıyla düşünce yumruk tekmeyle buradaki yerleşen Yunan taburunu dağdan aşağı geri kovalarlar. Ve <laughs> birkaç saat dağı muhafaza etmeyi başarırlar. Bu şekilde de anlatılır. Hatta e, daha sonra dağı boşaltmaları emredildiğinde e, alayın subaylarının gözyaşları içerisinde, hırslan e, kaynaklı gözyaşları içerisinde Aşağı indikleri ve burada bıraktıkları çantaların yarısından çoğunun burada sahipsiz sonsuza kadar kaldığı anlatılır. Her ne olmuş olursa olsun sonuçta mangal da ilk gün elimizden çıkar. Ama bu demek değildir ki burada dövüşmeyi kesmedik, kestik. Hayır, kesmedik. Demirözü vadisini savunmaya devam ettik. Aynı şekilde karşı türbe tepede savunma devam ediyordu e, Mangal Dağı muharebeleri dediğimiz olay Mangal Dağı'nın düşmesiyle bitmez. Çünkü Mangal Dağı etrafıyla bir bütün. Hemen arkada yurt beyli o zamanki adı Köse Aptallı köyü var. E, arkada yaprak bayırı var ve yaprak bayırı ile yurt beyli arasında oluşturulan e, siper hattında da e, muharebeler 26 Ağustos gecesine kadar devam eder. Şimdi 26 Ağustos çok kritik bir tarih. Ama kritik tarihe değinmeden önce bulunduğumuz yerin önemli de bir vurgu yapalım. 26 Ağustos'u ayrıca e, anlatmamız gerekiyor çünkü. Şu anda bulunduğumuz yer Mangal Dağı'nın hemen e, kuzeydoğu eteğinde e, mevzi hattımızın kuzeydoğusunda yer alan e, hemen arkamızda Bahçecik Köyü'nün görüldüğü e, bir yer. Burada bizim Mangal Dağı'ndaki yedi şehitliğimizden birisi var. Ee, Milli Parklar Genel Müdürlüğü buranın e, ihyasını gerçekleştirdi 4 sene kadar önce. Burada şu anda e, 62 orijinal şehidimiz vardı, 63 oldu neden? Yukarıdaki mevzilerde bir şehidimize daha rastladık. Mevzinin içerisine defnedilen. E, mevzinin içerisine tabi orada e, açıkta bırakamazdık. Onu da hemen silah arkadaşlarının yanına buraya askeri törenle defnettik. Toplam 63 şehidimiz var burada. Ama biz biliyoruz ki e, Mangal Dağı'nda yani o Melhame-i Kübra'nın ilk gününde burada Mangal Dağı'nı ilk gün kaybetmiş olsak dahi 700 kadar e, Mehmet burada vatana eklenmiştir. İşte o yiğitlerin yattığı 7 şehitlikten bir tanesi de burasıdır. Mangal Dağı Muharebeleri ve e, Türbetepe'deki muharebeler yani hepsini toptan Demirözü Vadisi'ne yönelik harekatı e, engellemek için yapılan savunma olarak ele alırsak 26 Ağustos'a kadar can siperhane bir şekilde devam ediyor. Hakikaten e, çok büyük fedakarlıklar var. Türbetepe'de de çok fazla şehidimiz var. Demirözü Vadisi'nde e, hele mesela vadinin Türbetepe'nin de düştüğü düşman eline geçtiği bir sırada vadinin yarılma tehlikesi ortaya çıkınca o sırada yamakta ihtiyatta bulunan Dadaylı Halit Bey, Halit Akmansu komutasındaki üçüncü Kafkas tümeni. E, Halit Bey tehlikeyi görüyor. Bir iki defa grup kumandana ulaşmaya çalışıyor. Fakat e, çağrılarına cevap alamıyor. Bunun üzerine tıpkı başkomutanının Gelibolu'da 25 Nisan ilk gün çıkartmada yaptığı gibi e, emir almaksızın öngörüyle ve inisiyatif kullanarak harekete geçiyor. E, taarruz emrini almadan düşmana karşı taarruz gerçekleştirerek Demirözü vadisinden o sırada yarmış ve ilerlemekte bulunan Yunan tümenini süngüsünün ucuna tut şey yaparak takarak Demirözü yaylasına kadar geri sürüyor. Yani başlangıç noktasının da gerisine atıyor. 26 Ağustos'a kadar böyle hakikaten anlattığı zaman insanın tüylerinin diken diken olduğu, e, anlarla dolu bir süreç yaşanıyor. Pek çok şehit veriyoruz. Çok ağır zayiatımız var ama Yunanlar da çok ağır zayiat veriyorlar. Çok hırpalanıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar cepheyi yaramıyorlar. Ama 26 Ağustos akşamı artık hakikaten e, zayiatların ulaştığı boyut nedeniyle ihtiyatlarla bile cephe kolay yamanamayacak bir duruma geliyor. İşte o noktada tümenlerden gelen raporları inceleyen Mustafa Kemal Paşa durumun gerçekten kritik olduğunu e, ve sonuçta dövüşerek çekilme stratejisinin planladığı alan içerisinde kalmayıp Ankara'ya kadar sirayet edebileceğini fark ediyor. İşte o noktada Refet Bele'ye gönderdiği Milli Savunma Bakanı'na gönderdiği bir telgraf vardır. O telgrafın hep işte Ankara boşaltılıyordu meclis Kayseri'ye nakl oluyordu kısmı gündeme gelir ama onun bir satır altını okumak kimsenin aklına gelmez. Aslında orada Mustafa Kemal Paşa'nın vurguladığı şudur meydan muharebesinin Ankara'ya intikal etme olasılığı ortaya çıkmıştır der. Yani bu şu demek Ankara'da sokaklarda da olsa dövüşmeye devam edeceğim. Ama meclis arkamdayken bir de onu düşünürken dövüşemem. Meclisi Kayseri'ye taşıyın rahat rahat Ankara'da sokaklarda bile dövüşmeye kararlıyız. Herhangi bir şekilde yenilmeye niyetimiz yok. Aslında bu mesajın özü budur. Ama daha sonra Fevzi Paşa ile o sırada Haymana'da Güney Kanat'ta bulunan Fevzi Paşa ile yaptığı telefon görüşmesinde Fevzi Paşa der ki ihtiyatları zamanında yerlerine yetiştirmek kaydıyla kritik bir durum yok. Muharebe aynen tasarladığımız şekilde devam ediyor. Herhangi bir e, sıkıntı ya da olağanüstü tedbire gerek yok der. Mustafa Kemal Paşa da bunun rahatlamasıyla tekrar bir telgraf çeker Refet Paşa'ya. Az önce verdiği kararın nedenine gerekçesini açıklar ve artık gerek kalmadığını yani böyle olağanüstü bir tedbire söyler. Ve bunu takip eden meşhur emrini verir. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Memleketin her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. Şimdi bu emir aslında çok havada kalan biz şimdi düşündüğümüz zaman bir emir. Bunu ben şu şekilde açıklarsam insanların kafasında daha da netleşecektir. Şimdi bakın Mangal Dağı burası. Türbe Tepe arkamız, arkası iki Tepeler. Bu cephe hattımız. Gördüğünüz gibi hep tepe sayıyorum. Bu tepeler direnekler. Yani düşmanın en zor zapt edebileceği oluşturulmuş kaleler cephe hattı üzerinde. Ve bu direnekler birbirine zincir gibi bağlanarak cephe hattımız oluşturulur. Şimdi normalde o zamana kadar ki askeri teamül şu şekilde. Eğer burada cephenin yarılması yani bu direneklerden bir ya da birkaçını ele geçmesi söz konusu olduğu zaman cephenin yarılmasını engellemek için arkada aynı bunun gibi bir direnek zinciri bulana kadar çekilmen gerekiyor. Yani bu hat gibi bir hat daha bulman gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa bunu yıkıyor. Diyor ki: "Memleketini savunan bir asker için direnek diye bir şey yoktur. Her yerde savaşır. Dere'de de savaşır, ağaçta da savaşır, tepede de savaşır, vadide de, ovada da her yerde. Çünkü senin artık bir siper mevzi arama lüksün yok, vatanını savunuyorsun. Son ocağını savunuyorsun." İşte Bundan 15-20 kilometre arkadaki ikinci bir hatta kadar çekilmeden durabildiğin ilk noktada 10 metre arkada, 50 500 metre arkada durup dövüşmeye devam edeceksin diyor. Bütün birliklere bu tebliğ ediliyor. Ve 27 Ağustos sabahı, daha doğrusu 26 Ağustos gecesi bu emre binaen önce bir cephe düzeltmesi yapılıyor. Yani ileride kalan birlikler düşman kuşatmasına maruz kalabilecek birlikler de geri çekiliyor ve yeni bir hat oluşturularak o andan itibaren alan savunmasıyla, satıh savunmasıyla çekilmeye başlıyoruz. Yani adım adım artık 5 kilometre geriye gidip yerleşmek, bir siper kazmak değil. İşte o nedenle Sakarya Meydan Muharebesi sahasında sadece 23-27 Ağustos yani ilk 4 günde savunduğumuz ilk hattımızın üzerinde siper görürsünüz. İlk hattan sonra geri kalan yani 17 gün, 18 gün boyunca dövüştüğümüz alanda bir daha siper görmezsiniz. Ne görürsünüz? Her adım başı bir şehit görürsünüz. 23 Ağustos sabahı Yunanların ilk taarruz ettiği mevzilerimiz bunlar. Mangal Dağı'nın güneybatı eteğindeyiz. Yunan 1. Tümen'in ilk taarruz ettiği, ilk muharebeye giren mevziler hemen arkamızda yukarıda görülen iki hat. Burası Mangal Dağı'nın güneybatı tepeleri. Bunlar ufak tepeler, Mangal Dağı arkaya doğru tepeler halinde uzanıyor. Kumanda idare yeri de, muharebe idare yeri de Yarbay Kenan Bey'in, Kenan Dalbaşar'ın en yukarıda vericilerin, antenlerin olduğu yer. Şimdi Mangal Dağı muharebelerini kısaca anlattım. Yani ilk gün, elden çıkan bir e, direnek. Aslında çok önemli. Mustafa Kemal Paşa'nın muharebelerden 10 gün kadar önce ...Gazitepe Tepe inlere geldiğinde meşhur e, hani atın ürkmesi, üzerinden atması ve kaburgasının kırılmasına yol açan kazanın olduğu gün e, cephe'yi denetlerken. Normalde ikiz tepeler türbe tepe şeklinde gelen cephe hattının güneye doğru dümdüz inişle Normalde yaprak bayırı sırtlarına gitmesi lazım ama önde Bu kadar hakim 360 derece görüşü olan ateş hakimiyeti olan bu tepeyi görünce e, Burayı soruyor Karşıdaki güzel tepenin adı nedir dağın adı nedir diye Mangal dağıdır Paşam diyorlar o zaman e, Mevzi hattımızın önünde kalıyor ama onu da cephe hattımızın içine dahil etmekte fayda var çok büyük ateş hakimiyeti var diyor ve onun üzerine mangalda apar topar berkitilerek cephe hattına dahil ediliyor. Yukarıda gördüğünüz mevzi hatlarını karşıdaki konak görmez köyleri, yaprak bayırı, kirazoğlu gibi köylerin kadınları gelip kazmıştır. Çünkü artık eli silah tutabilecek bütün erkekler cephede olduğu için yani kadınımızın da hakkı ödenmez. Mangalda muharebelerini anlatmıştım zaten ilk gün elden çıktı. Ama Mangalda elden çıkınca her şey bitti mi? Hayır. Yani özellikle 26 Ağustos gecesi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği o hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır emrinden sonra hakikaten o satı yani Mangalda'nın gerisinde kalan kısım adım adım santim santim savunulmuştur. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'nin genelini anlatmak biraz güçtür. Çünkü 22 gün 22 gece süren bu muharebelerde ee, anlattığım zorunluluklardan dolayı cephenin bir yerde yarılma riski ortaya çıkınca başka tümenlerden önce alaylar daha sonra hatta artık tabur mertebesine kadar inmiştir bu. Taburlar koparılıp bir araya getirilip mürettep halde o yama olarak bir yerlere gönderildiği için buradaki intikaller örümcek ağı gibidir. Yani bunu anlatmak hakikaten zordur ama Sakarya Meydan Muharebesini anlatmanın en kolay yolu Yunan stratejisi neydi? Hedefi neydi? Türk stratejisi neydi ve buna göre süreçler nelerdir bu şekilde bakıldığında anlamak daha kolay. O da şu Yunanlılar ne yapmak istedi? Demirözü Vadisi'nden bir kol orduyla yarmak, bir kol orduyla da Mangal Dağı'nın etrafından cephe arkasına sarkarak kuşatma yapmak. Yani bu iki kol orduyla burada kesin sonuç arıyorlardı. Bizim savunma stratejimizde bunu engellemek üzerine kuruluydu. Bu durumda bu stratejiye yönelik olarak, Yoğunlaşmış muharebeler bütünü olarak alırsak Sakarya'yı. Bu da nedir? Mesela ne dedik? Mangal Dağı muharebeleri. Mangal Dağı muharebelerini takip eden evrede Demirözü Vadisi'nin içerisinde Gedikli muharebeleri hemen Mangal Dağı'nın açığında bu kuşatma harekatını engelleyecek şekilde Güzelce Kale muharebeleri devam etmiştir. Ne zamana kadar? Yaklaşık 30 Ağustos'a kadar. 30 Ağustos'a kadar biz metre metre dövüşerek adım adım yavaş yavaş geri çekilerek bir yandan Yunanlıları eritirken bir yandan onları ikmal yollarından uzaklaştırırken bir yandan da cephenin yarılmasını ve kuşatılmayı engellemeye çalıştık. 30 Ağustos'a kadar bu süreç bu şekilde devam etti. Özellikle hemen Mangal Dağı'nın kuzeyinde yer alan Haymana'ya doğru bugünkü adıyla Yenice eski adı Sındıran Güzelce Kale, Şerefli Gökgöz, Kara Süleymanlı köylerinin arasında kalan geniş alan o bölgedeki o kuşatma harekatını engelleyecek şekilde yapılan muharebeler Sakarya Meydan Muharebesi içerisinde apayrı bir yere sahiptir. Çünkü Yunanlıların bile Kale Grotto adı vererek Sakarya'nın içerisinde apayrı bir muharebe olarak e, tanımladığı ve önem atfettiği bu süreçte Yunan ordusu 3000'den fazla ölü vermiştir. Bizim de sadece o kısımda verdiğimiz şehit sayısı 3000'den daha az değildir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin belki de kırılma noktalarından bir tanesi Prens Andreas komutasındaki, ki Prens Andreas da Kraliçe Elizabeth'in kayınpederi oluyor. Prens Andreas komutasındaki Yunan 2. Kolordusu'nun bu kuşatmayı başaramamasıdır. Bunu engellediğimiz noktada ki bunu engelleyebilmek için akıl almaz intikaller yapılmıştır. Cephenin ta kuzeyinden Deli Halit Bey komutasındaki 12. Grup yine aradan mürettep kolordudan bazı tümenler 41. tümen gibi hızlı yürüyüşlerle bir gün gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık 35-40 km kuzeyden buraya hızla getirilmiş cephenin açık kalan yerleri kapatılmıştır. Ve bir şekilde Yunan 2. kolordusu kuşatmak için nereyi denese kafasını sürekli bir Türk duvarına çarpmıştır. Aynı şey Demirözü Vadisi'nden yarmaya çalışan Yunan kolordusu için de geçerlidir. Bütün bu süreç nereye kadar devam eder? 30 Ağustos'ta çaldığında bütün bu muharebelerin düğümlerinin gelip tek bir noktada toplandığı ana kadar devam eder. Güzelce Kale muharebelerinin bir diğer önemi de şudur. Ee, Yunanların her ne kadar Demirözü Vadisi'nden cepheyi yarmak gibi stratejisinin bir parçası olsa da en büyük bel bağladığı unsur aslında bu kuşatma kısmıdır planın, taarruz planının. Büyük ihtimalle Güzelce Kale Muharebelerindeki bu başarısızlık yani Yunanların ne kadar uğraşırsa uğraşsın asla cephe gerisimize geçememeleri. Bizim mutlaka onları bir şekilde karşılamamız diğer kolordulara hatta aslında kolordulardan ziyade Yunan başkomutanına çok büyük bir özgüven kaybı, çok büyük bir moral bozukluğu yaşatmıştır. Özgüven kaybı yaşatmıştır. Ee, diğer kolordulara olan sevk ve idaresini de büyük oranda etkilemiştir bu da. Şimdi bulunduğumuz yer Evliya Fakı Köyü. Yani daha önce anlattığımız Mangal Mangaldağ, Türbetepe, İkiztepe'ler hattı yani 23 Ağustos'ta düşmanı karşıladığımız birinci savunma hattının bir kademe gerisinde yaklaşık 3-4 kilometre daha kuzeye doğru Evliya Fakı, Karapınar köyleri dizilmiş durumdadır. Burası neden önemli? İşte Sathı Müdafaa nedir? Bunu anlatmanın en güzel yollarından biri aslında... Evliya Fakı köyüne gelmektir. Şu anda Evliya Fakı köyünde bir evin avlusundayız. Tabi harp zamanı büyük ihtimalle burası bir sokak avlu durumunda değil. Hemen arkamda bir şehit mezarı var. Bunun gibi yukarıda öbür sokakta bir tane var. Dağıstan dayımız var ileride yaşlı onun evinin avlusunda iki şehit var. Bu köyün sokaklarında, avlularında, bahçelerinde çok sayıda bu şekilde 15. Tümen şehidi vardır. Yani bu neyi gösteriyor? Burada Artık siperde, mevzide değil, Mehmetçik burada sokak içlerinde bile dövüşmüştür. Çok sayıda şehidimiz var Evliya Fakı köyünde. Aynı şekilde harp zamanından kalma çok fazla yıkık, dökük ev görürsünüz. Genelde hep bu evlerin yakınlarında, sağında, solunda bu şekilde defnedilmiş şehitlerimiz vardır. Yaklaşık 100 yıldır Evliya Fakı sakinleri onlara bu şekilde ev sahipliği yapıyor, gözleri gibi bakıyorlar. Satı müdafaa budur Yani artık herhangi bir siper yok Mevzi yok Sokak içlerinde ev köşelerinde Bu şekilde göğüs göğüse muharebe var Sabahleyin Mangal Dağı'nda başlayan 23 Ağustos sabahı Mangal Dağı'nda başlayan melhame Kübra'nın Yani o Cam pazarının son erdiği yerdeyiz şimdi. Burası Çaldığı. Çaldığı deyince aklınıza bir tane küçük tepe gelmesin. 8 tepeden oluşan çok geniş alana yayılmış bir blok ve tamamen masif kireç taşından oluştuğu için bu şekilde kazması, siper yapması bile çok zor. Hakikaten zor bir coğrafya. 30 Ağustos Akşamından başlayarak birliklerimiz cephe düzeltmesi yaparlar ve üçüncü savunma hattımız olan çaldığının omurgasını oluşturduğu hat üzerine yerleşmeye başlarız. Fakat çok kritik bir şey olur. Hani daha önce anlatmıştım Güzelce Kale'de, Harhor Muharebelerinde, Gedikli'de, Mangal Dağı'nda hatta Toydemir'de günlerce süren o boğazlaşma döner dolaşır çaldığında Dağı'nda düğümlenir diye. İşte Çal Dağı'na yerleşirken bizim birliklerimiz de çok hırpalanmış durumda. Tabi Yunanlılar çok ağır zayiat vermiş durumda. Yunanlılar sersefil perişan durumda. Aç, susuz, cephanesiz artık takatlerinin sonunda Papulas'ın verdiği o dağın ardında Ankara var motivasyonuyla son güçleriyle artık Çal Dağı'na yüklenmekteler. Fakat işte o Çal Dağı'na yerleştiğimiz 30 Ağustos gecesi Elde olmayan bir takım sebeplerle Çal Dağı'yla yani şu anda bulunduğumuz Gülçeşme Yaylası'yla hemen biraz daha kuzeyimizde yer alan Sivri Köyü arasındaki yaklaşık 2-3 kilometrelik bir alan boş kalır. Yani oraya hiçbir kıta yerleşmez. Bunu fark eden Yunanlar da bir tümenleriyle 10. tümenleriyle oradan sızarak Gülçeşme Yaylası'ndan başlayarak yani şu anda bulunduğumuz yerden başlayarak Çal işgal etmeye başlarlar. Durumu son anda fark eden Kemalettin Sami Bey, 4. Grup Kumandanı, en yakında bulunan 190. alayı süratle buraya gönderir. Ve işte o gece 30 Ağustos gecesi belki de Sakarya Meydan Muharebesi'ne damgasını vuran bir kahramanlık destanı yazılır burada. Eğer Yunan kaynakları da aynı şekilde teyit ediyor olmasa bu olayı belki büyük ihtimalle taraflı anlattığımızı e, hamaset edebiyatı yaptığımızı sanabilirsiniz ama asla öyle değil. Çünkü Yunan kaynaklarında hatta hatıratında da yer alan bir olay bu. 190. Alay süngü hücumuyla bulunduğumuz tepelere yerleşmiş olan Yunan 10. Tümenini sürer ve buradan geri atar. Dağı işgal eder. Fakat tabi Yunan 10. Tümeninin bu şekilde e, kolay pes edeceğini kimse sanmasın. Özellikle karargah bu durumu öğrenince küplere biner. General Populas çılgına döner ve 10. tümen takviye de alarak tekrar dağa karşı taarruza kalkar. Dağ gece boyunca birkaç defa el değiştirir. 190. alayı geri püskürtürler. 190. alay tekrar süngüyle geri alır. Ve ne yapar eder sabaha kadar dağı elde tutmayı başarır. Sabaha karşı 15. tümen 24. tümen Çal Dağı'na asıl yerleşecek savunacak olan birlikler buraya geldiğinde burada mevzi de diyemiyoruz. Çünkü herhangi bir mevzi yok siper yok sathı müdafaa olduğu için bulduğumuz her kayanın arkasında dövüştüğümüz bir süreç. Buraları teslim alırlarken görürler ki daha yaklaşık bin kişi olarak yani bir alay olarak çıkan 190. alay eratı, efradı dağdan geriye ayaklarının üzerinde ancak bir bölük kadar asker iner. Çanakkale için 57. alay neyse 190. alayda Sakarya meydan muharebesi için odur. Daha sonra 15. ve 24. tümen Çaldağı'nda öbür tarafta 3. Kafkas ve 8. tümenler cephenin daha güneyine doğru diğer tümenler 23. tümen bütün güçleriyle 3 gün daha burada direnmeyi başarırlar. Ancak 2 Eylül günü artık birlikler de bizim birlikler de çok hırpalanmış durumdadır. Özellikle Yunanların yarın olmayacakmışçasına sanki harcadıkları cephane ile top mermisiyle dağı dövmesi daha fazla tutunmamızı bu tepelerde çaldığı bloğunda imkansız kılar. Ve 2 Eylül günü çaldığından geriye yani hemen arkamızda dağın arkasındaki Polatlı Haymana Karayolu'nun kenarında bulunan Sarı Değirmen, Elif Karayavşan hattındaki tepelerin üzerine çekiliriz. Şimdi Papulas'ın... Çaldığının ardı Ankara diyerek askerini motive ettiğini söylemiştik. Tabii Çaldığını ele geçirince 2 Eylül günü akşam onlar açısından bir zafer havası vardır. Oysa 3 Eylül sabahı her şey ortaya çıkar. Görürler ki doğuya doğru baktıklarında Türk askeri 2-3 kilometre ötede Karayavşan tepelerinde tekrar siper kazmaktadır. İşte o nokta Papulas'ın tamam artık pes ettik bu kadar dediği noktadır. O andan itibaren artık bir daha kesin sonuçlu muharebe yönelik bir taarruza kalkışmaz Yunan askerleri. Hatta Çaldağında, öbür tarafta Ardıç Tepelerinde alelacele savunma siperleri kazmaya başlarlar. Bu ne demek? Bu da şu demek. Artık daha fazla ilerlemeyeceğiz. Bulunduğumuz yeri muhafaza etmek istiyoruz demek. İşte o nokta Papulas'ın ve bütün Yunan karargahının psikolojik olarak da yenildiği, pes ettiği noktadır. Dördüncü yerleştiğimiz hat olan az önce bahsettiğim sarı buğday kara hattından sonra yani hemen 2 3 kilometre daha arkada sırt tarafında doğuda yer alan hattan bir adım daha geri atmayız. İşte o hani hep söylediğimiz 1683'ten beri geri çekildiğimiz son nokta Polatlı Haymana karayoludur. Müzik öncelikli olarak Sakarya'da mutlaka yapılması gereken şey şu. Bir kere 8600 kayıp Mehmetçiğin iadeyi itibarının yapılması lazım. Yıllardan beri tekrar edilen bir sayı var 5713. Israrla söylüyorum ki 5713 kesinlikle doğru sayı değil. Doğru şehit sayımız değil. Neden? Bizim burada zaten stratejimiz dövüşerek çekilmek üzerine. Ve ben bir adım geri atıp çekildiğimde yanımdaki arkadaşım şehit olduğunda artık Yunan tarafında kalıyor. Bu şekilde geri çekilerek gittiğim için sürekli şehit olmuş arkadaşlarımı terk ederek geriye doğru çekiliyorum. İşte o noktadan sonra biraz Yunan'ın insafına kalıyor. Eğer civarda köylüler varsa hala kalmışsa o köylülere kalıyor. Onlar defnediyorlar. Dolayısıyla bunlar gayip. Yani akıbeti meçhul. Bunlara ulaşılamıyor. Şimdi bu şehit olup da Yunan tarafında kalan askerlerimizin, Mehmetlerin fotoğrafları Yunan arşivlerinde yüzlerce var. Kayıt listelerine baktığınız zaman 5713'ün neredeyse %70'i %75'i zaten şehadet tarihleri hep Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra yani yaralanıp daha sonra Mecruhinde sargı yerinde şehit olmuş askerler. İşte ee, bu künyelerine ulaşılamayan kayıp denilip geçilen askerler bizim yaklaşık 7 yıldır 8 yıldır saha çalışmalarıyla bulduğumuz 4000'e yakın şehit. Ankara'nın göbeğinde Namazgah Tepe'nin eteğinde bir özel otoparkın altında bine yakın şehit var jeoradarla tespit edildi. Yani artık bizim de sadece Sakarya Meydan Muharebesi sadece milli mücadele değil birinci Cihan Harbi, Balkan Savaşı bütün şehitlerimize karşı vefalı olma zamanımız geldi. Yani sadece ihmal edilenler Bozkır'ın ortasında Sakarya'da yatanlar değil. Mesela Kop Dağı savunmasının Birinci Dünya Savaşı'nın şehitleri nerede? İşte artık çok ciddi akademik sahada araştırmalar yapılması gerekiyor bunun için. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı çok özel bir yıl. Türk'ün yeniden varoluşunun yıl dönümünü yaşıyoruz, 100. yılını yaşıyoruz. Çünkü hep söylüyorum tarihi kazananlar yazar, eğer Sakarya'yı kazanamamış olsaydık bugün Çanakkale Destanı'nı biz İngilizlerin yazdığı şekilde okuyor olurduk.